Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 10.19 yama notlarının analizini yapacağız. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorduk. Ufak tefek sıkıntılar oldu. Twitch'te yayınlara devam ediyoruz zaten. YouTube'a da tekrar 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 geri dönüş yapacağız inşallah. Şimdi burada baflanan falan filan şampiyonları görüyorsunuz burada vesaire. Ama bizim orası ilgilendirmiyor biliyorsunuz. Samira çıkmış. Samira Klasik soru sormayın. Aa güçlü mü olur falan filan. Arkadaşlar yeni çıkan şampiyonlar ilk bir hafta güçlü olmasa bile gücünü belli seviyede hani öğrendiği zaman insanlar çok güçlü bir hal alıyor. Örneğin Yone. Yani bence atıyorum Saylaslar falan Akaliler bunlar hep çıktı. Bir sürü nerfler yedi falan. Hala daha oynanıyor. Oynamaya da devam edecek büyük bir ihtimalle. Samira'yı o yüzden geçiyorum. Şimdi geldik Ahri'ye. Zaten 10.18'de ufak bir şeyler geldi. Şimdi W'suna bir daha buff gelmiş. Ama şimdi bu buff inanılmaz güzel bir buff değil. Sebebi şu arkadaşlar. Ahri'nin meta'ya girmesi için Q'sunun buff yemesi gerekiyor. Tamam mı? Büy yani büyük ölçüde. Çünkü yani çok büyük bir değişiklik olursa E ya da W'da o başka ya da ultide. Ama W zaten koridorda size hiçbir şey kazandırmıyor neredeyse. W'nun size kazandırdığı şey ne biliyor musunuz genelde? Charm tutturduğunuzda. Charm yani adama öpücük tutturduğunuzda öpücük tutturmadan W zaten adama patlatamıyorsunuz. Adamın o kadar yakınına giremiyorsunuz. O yüzden W koridor aşamasında inanılmaz şey katmıyor ve ikinci şey E fulleniyor. Yani Ahri'de ikinci E max diyorlar. E fulliyorlar. O yüzden bu bence o kadar çok etki etmeyecek ama bir öncekinde de biraz güçlendirirler. Şimdi belki oynanabilir hale gelir bir tane daha ufacık şu Q'suna bir şeyler yapsalar ya da işte E'sine falan. Gerçi E'si zaten bayağı güçlü de. Q'suna biraz daha güzel bir şey yapabilirler. Belki cooldown düşürebilir. Belki manası azaltılabilir falan filan. Fena değil ama. Geçtik Akali'ye. Akali hala nerf yiyor. 10.16'da burada da yazdığı gibi ufak bir buff yedi. Ufak bir güçlendirme aldı. Ama ben şunu anlamıyorum. Akali bu yüzden oynanmaya başlanmadı Sayın Riot. Akali'nin oynanmaya başlanmasının sebebi yeni bir icat çıktı. O icat ne? Ayağa çabuk ve Doran Kalkanı. Hiçbir neredeyse bakın Sindra'dır bilmem nedir işte şu an Orianna bile tamam mı? Akali'yi koridorda darlayamıyor arkadaşlar. Yani Doran Kalkanı ve Ayağa Çabuğun can yenilenmesi inanılmaz üst düzey. Kesinlikle Onörf yemediği sürece bence bu kadar ufak bir buffla Akali'yi geri düşüremeyecekler. Kesinlikle ve kesinlikle hala oynamaya devam edecek ve Akali çok güçlü arkadaşlar. Kesinlikle Akali'yi oynayabiliyorsanız eğer mekanikleriniz varsa mekaniğe sahipseniz kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Bence bu hiçbir şey değiştirmeyecek ama unutmayın. Zor meçaplarda zor karşılaşmalarda Doran Kalkanı ve Ayağa Çabuk rünlerini ve itemini unutmayın. Sizleri seviyorum. Gel geldik Afelios. Afelios uzun zamandır oynanmıyor. Sadece ne zaman oynanıyor? Böyle çok free bir laningi varsa yani hiçbir şekilde karşı taraf onu rahatsız edemeyecekse koridor aşamasında o zaman oynanıyordu late game için. Şimdi late game'in yani uzayan oyundaki gücünü daha da güçlendirmişler. Bence e, o kadar basit match hani koridorlarda daha çok oynanabilir hale gelmiş. Ama böyle karşısında şu an meta'nın şampiyonları eş işte nasıl diyeyim eş var. Başka ne var? İşte belki Ezreal, yani Caitlyn. Bunlara karşı oynaması bence Jin bunlara karşı oynanması zor bence. Ama ne olur Ezreal olur karşısında farm atar. İkisi de farm atar. O zaman olabilir bence. Bir an meta şampiyonlar Eylik aklıma gelmedi lan. Yemin ediyorum korktum. Evet. Geldik Azire. Azire bir nerf gelmiş. Şimdi Azire nerf gelmiş. Evet. Hani %5'lik bir şey gelmiş şimdi aslında %10 oluyor büyük ihtimal. şöyle mantık çünkü bu W ilave saldırı hızı bu da 3 askerli ilave saldırı hızı 3 askerde %5 burada da %5 düştüğü için %10 aslında bilemeyeceğim yani bence ee, baktığınız zaman saldırı hızı yüzünden mi oynanıyordu Azir bence hayır Azir şu an o koridordaki gücünden dolayı oynanıyor bence. Koridorda çoğu şampiyona karşı bence koridoru ittirebiliyor. Koridor ittirebildiği için de şu an ormancılar sürekli jungle döndüğü için, orman döndüğü için Azir o avantajı ormancısına sağlayabiliyor. Bence o yüzden oynanabiliyordu. Ama zaten son dönemde bir tık düşmüştü Azir'in oynanabilirliği. Şu an bence daha da düştü. Bu kadar ufak şeyler etkilemiyor demeyin. Zaten bir tık az oynanıyordu son dönemde. Bence artık daha da az oynanacak. Azir Bayağı bir darbe yemiş gibi gözüküyor. Şimdi geldik Caitlyn'e. Zaten solo queue'da bu arada azir çok oynamayın arkadaşlar. Turnuvalara falan hazırlanıyorsanız kendi çapınızda kafe turnuvası falan o zaman hazır oynayın. Yani tek başınıza girdiğinizde tekli dereceli de azir oynamanızı tavsiye etmiyorum. Geldik Caitlyn'e. Caitlyn saldırı gücü bu biliyorsunuz ki şu aynısı önceden Caitlyn'e gelmişti. Buff olarak gelmişti. Şimdi onu geri almışlar gibi olmuş. Ama şimdi bence Caitlyn bundan sonra... Bak şuradaki şu, şu değiştirebilir ama bu değiştirmez. Bundan dolayı biraz düşebilir ama bundan dolayı düşeceğini sanmıyorum. Bence şu an Catelyn bir tık, şimdi şöyle düşünün. Jin zaten Catelyn'e karşı durabiliyordu. Ashe zaten Catelyn'e karşı durabiliyordu. Bence bu eurolar varken, bence Catelyn'i bir tık arka safhaya çekebilir bu olay. Bence Ashe şu an... Bayağı güçlü. Geldik İreli'ye. Irelia'da arkadaşlar baya fazla değişiklik bu. Özellikle de yani late game'de bakın 16 levelde 100 hasar fark ediyor. 50'de burada. Yani bence oyunun ilerisindeki yani bence Irelia'yı şuna yapmışlar. Irelia koridorda zıdan güçlü. Biz Irelia'yı takım savaşlarında da güçlendirelim. Takım savaşlarında ultisini tutturduğu zaman gerçekten güzel şeyler yapabilsin diye bir şey yapmışlar. Bence gayet güzel. Beğendim ben bunu. İreli oynanabilir. Zaten koridordaki gücünden bahsetmeye gerek yok. Evet geldik Ivern'e. Ivern'ın E'sinin yavaşlatma etkisi artmış. Yani bence herhangi bir şekilde bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Bence bu boş bu bireysel görüşüm. Geldik Lucian'a. Saldırı gücü büyüme oranı 2.75'ten 2.3'e düşmüş. Bu bayağı etkili bir şey bence. Zaten şu an Lucian'da şu vardı. Mana veren alıyordunuz. tamamen neredeyse nasıl diyeyim uzayan oyuna yatırım yapıyormuş gibi oluyordunuz. Zaten koridorda Hiron karakterin gücüne diyecek yok. Bu biraz uzayan oyundaki gücünü biraz bence düşürüyor ve bu Aynı zamanda şey böyle orta koridor ve üst koridorda biraz seviyeler çabuk atlıyor falan ya çok çabuk güçleniyordu bu saldırı gücü büyüme oranıyla. Onu biraz dizginlemişler. Zaten bir benzeri burada da yazıyor. Bence Lucian'ı etkiler mi? Etkiler ama bence hala orta koridorda ve üst koridorda güzel karşılaşmaları olduğu sürece bence oynanır. Kesinlikle oynanır. Geldik Senna'ya. ya. Sis hayaleti düşme ihtimali. Senna'nın biçtiği milyonlardan 8.3 ihtimalle bir sis hayaleti düşermiş. Aşağı yukarı her iki dalgada bir. Tamam mı? Senna'nın biçtiği yüzde %4'e düşürmüşler. Her 4 dalgada bir. Yani bu... Yani... Zaten şu an ruhu için oynamıyorlardı çok büyük oranda. Yani ruh o şu kadar stick yaptım yok ettim falan değil. Hero çok güçlüydü. Şu an bayağı düşürmüşler bence şu an oynanırsa eski haliyle oynanır gibi duruyor. Hani ruh düşmeme olayı var lan var ya belki tank yanına tank alacaklar falan. Belki öyle oynanır. Belki de destek oynanır güzel karşılaşma olursa. Saldırı gücünü baya baya düşürmüşler bence. Ama arada sırada görürüz bence hala. Geldik sivire. İlave hareket hızı. Bir, birinci seviyeden 18. seviyede. Bu ne abi? Bu ne? Geç direkt. Tartışmaya açık. Kapalı direkt konu. Silas. Silas bu arada ben bugün yayınımda oynadım. Yayınımda oynadığımda da sanki böyle bir güçlenmiş diyordum. Tabii benim dediğim bunun alakası yok. Koridorumu hani koridorumdaki karşılaşmam iyiydi. Şimdi burada 6 leveldeki gücü evet atıyorum normal Saylas hala. 11 levelde de hala aynı sayılır. Ama 16. seviyede 40 saniye düşmesine demek biliyor musunuz arkadaşlar? %40 cooldownla beraber 25 saniye falan oluyor ultisi. Yani bence bayağı büyük bir etki. Yani diyorsunuz ki %40 cooldownla diğeri de %33-34 saniye, 35 saniye falan oluyor. Ama oradaki 10 saniye, 16 nevelde inanılmaz güçlü. Bence bu bayağı güzel bir şey. Ben bunu beğendim. Bence Silas daha da oynanılabilir bir hale geliyor. Silas'ı da zor koridorlarda aynı Akali gibi Doran Kalkan'ı ve Ayağı çabukla oynarsanız çok rahat edeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Q maxleyip bol bol farm atabilirsiniz. Evet Twisted Fate benim Roma zayıflatma getiriyorlar. Twisted Fate Kore'de, Çin'de falan gerçekten çok fazla oynanıyordu. Hatta çoğu zaman yasaklanıyordu. Haritaya baskısı çok fazla. Hareket hızını düşürmüşler. Bence hareket hızı Twisted Fate'e yapılabilecek en büyük kötülük. Twisted Fate'in hareket hızına ihtiyacı var. 5 hareket hızı inanılmaz etkiler mi? Etkilemeyebilir. Çünkü o ultisinin manası azaldıktan sonra oynanmaya başlandı zaten. Bence Twist hala seçilebilir. Çünkü zaten bota gidip e, tek dereceli de beyaz botu alabilirsiniz. Şu an aklıma gelmiyor. Beyaz bot aldığınızda buradaki eksikliği kaldırabilirsiniz. Bence oyun hala oynanılabilir seviyede. Eğer Twist'i seviyorsanız bence oynamaya devam edebilirsiniz. Bu bu kadar fark etmez. Fark eder. Fark eder ama o bitti falan demez bence. Evet Udyr. Udyr'ın Anka Alevi e, yetenek gücünden alma oranı %1 artmış, %0,1 artmış. Normal hasarı da hatır sayılır derecede artmış. Bakın 50'den 60'a birinci seviyede evet artmamış olabilir. Sonra 10, 15, 20, 25, 30 olarak mı gidiyor? Garip bir şekilde gidiyor. Anlamı 30-35 olarak gidiyor. Baya fazla. Yani son seviyede 35 zaten skillin kendinden bir de 0,1 yetenek gücünden geliyor. Yetenek gücü naşor tut falan alıyorlar bazen buna. Ama bence gerçekten etkili bir şey. Orman hızını da etkiler bu. Bence bu Udyr'ın ormanda oynanmasını, Anka oynanmasını düşündürülebilecek bir şey. Bence kesinlikle deneyin eğer Udyr falan oynuyorsanız. Kesinlikle deneyin. Çok hızlı orman dönebilecekmiş gibi geliyor bana. Ki zaten dönüyordu biliyorsunuz. Daha da hızlandırmışlar. Hem de hasarı da artmış zaten. Adam da kesebileceksiniz. Evet benim en garip bulduğum en de merak ettiğim güçlendirme bu, Vayne'in ultisinin gelen ilave saldırı gücünü 10 arttırmışlar her seviyede. Bu bence Vayne için baya önemli bir şey. Neden derseniz, Vayne'in genelde eşya tercihlerine, ilk iki eşya hatta üç eşya, mahvolmuş kralın kılıcı, Guinsoo, yanına da işte hayalet dansçı ya da bombardıman, statik falan filan. Statik genelde almıyorlar da, genelde hayalet dansçı. Buraya ad saldırı gücü eksikliği oluyor. Çünkü oraya bir ebedi kılıcın o AMK'sını aldığınız zaman inanılmaz bir güç kazanıyor. Burada ilave sal bunu saldırı gücü aldığı zaman zaten atak speed'i yani saldırı çok hızlı olacağı için buradaki 10 bile inanılmaz fark edecek bence. Ben bunu gerçekten güzel buldum. Eğer güzel karşılaşmalara karşı Vayne'i iyi oynayabiliyorsanız mesela Ezreal'a karşı alın abi Aphelios'a karşı oynayabiliyorsanız alın gitsin bunlara karşı ama eş, Jin. Ketlin bu yıllara karşı oynamayın genelde. Ezreal'a karşı işte Aphelios'a karşı fena değil oynayabilirsiniz. Bu yıllara karşı Kaysa'ya karşı bu üç karaktere karşı gayet bu şu an oynayabilecek bir hale gelmiş bence Vayne. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet şöyle bir totele baktığımda totele baktığımda hiç güçlendirme alan şampiyonlardan Irelia haricinde bir de Irelia Sylas vein dışında Ahren'inkini çok saymıyorum. Irelia, Sylas Wayne dışında çok büyük bir etki yok bence. Hatta onlarda bile çok büyük yok. Ama onların oynanılabilirliğini bir tık kolaylaştırmışlar. Özellikle de Irelia ve Sylas'ın team fight takım savaşını güçlendirmişler. Nerf yiyenlerde de e, bence Azir biraz etkilenmiştir. Senna ve Twisted Fate biraz etkilenmiş. Caitlyn, Lucian ve Akali'nin ben çok etkilendiğini düşünmüyorum. Benim görüşlerim böyle arkadaşlar. Sabah 10'da her sabah Twitch'te yayındayım. YouTube videoları gelmeye devam eder inşallah. Yayın yapmaya devam ediyoruz zaten. YouTube'a biraz odaklanacağız bu sıralar. Verse geldiğinde de Verse'ün analizi, Supermassive'in oynadığı tüm maçların analizleri hepsi tek tek YouTube kanalına gelecektir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.